Levent Cihan Şule Barı'yı kaçırıyor 15 yaşında. Bir çocuk, reşit olmayan kızdır, aynı zamanda Siros. Bir tane bacını kaybettim. Şule biliyorsun. İlacını bugün 4 kilo olduğu içmiyor. Bak çocuğum ölümden pencere için. Şule her geçen gün aslında sağlığından oluyor. Bulunmazsa ölecekti. Esra Erol buldu. Şule nerede sorusunu sorduk. Cevap da bende. Şule'yi bulduk. Ay. 15 yaşındaki kayıp Şule ve annesi kavuşacak. Gaziantep'teki buluşmada neler yaşanacak? 19 Nisan'dan beri kayıp olan Şule 15 yaşında, aynı zamanda Reşit de değil. Aranırken dün yayınımızdan sonra bir anda babasının evinin civarında dolaşmaya başlıyor. Şu an ben babalık yaptım. Oğlumu ve gelini teslim ettim. Nasıl gelin olur bu çocuk? Levent 15 yaşındaki Şule'yi neden kaçırdı? Seviyordu, kaçtık birbirine. Şule'yi kaçırdı, gözaltına alındı. Şule'nin ablası... Kız kardeşimle konuştum, ağlayarak bahsediktiler. Abla dedi, beni dedi tehdit ediyorlar. Diyorlar ki ne, sakın deme, babamın yanına gideceğim. Benim oğlumun başını yakmamam için diyor. Aileniz diye sakın diye savunma diyor. Şule'yi tehdit ettiniz mi ya kızım? Ya seninle ben Şule'yle konuşmadım bile. Levent'le ilgili şok gelişmeler. Ahmet benim evli kızımı aldı kaçırdı, çangırlı çungurlu düğün yaptı. Bu kızdan boşanmamış. Şimdi sen aldı götü yüzünü göstermiyor ki ay ilk ayda yüzünü göstermiyorsun. Bir de utanmadan düğüne çağırıyor beni. Bu ne biçim insanlık? Evliyken düğün yaptı Ahmet, onu terk etti. Gülay annesini suçladı. Evladım kızı... yuvasını yıkan anneye anne denmez. Annem beni satacak. Teyzemin onunla satmaya kalktı 50 milyar istedi. Kimden Ahmet'in ailesinden 50 milyar istedi. İspatlasana, şahitim var mı? Önüne gelene satmaya kalktı beni. Şahitim var mı? Ispatlasana. Ben Gülay'ın evli olduğunu bilmiyordum. Bana boşandım dedi. Biliyordun. Ben kocaman anne o çocuğu alıp gittin. O kocaman anne o çocuğu alıp gittin. Ahmet'e bağırma. Ahmet'i sizi yükseltme. Ben evli olduğunu 2 gün önce öğrendim. Artık Gülay'ı istemiyorum diyorsun. Evet, annesine kesin edilmesini istiyorum. Sana yazıklar olsun anne. Ve yine yaptın yapacağını. Yuvamı yine yıktın. Anne kızın herkesten sakladığı büyük sır ne? Büyük yüzleşme şimdi Esra Erol'da. Esra, Esra! Kızımı aramaya geldim. Kaman Türbey benim kızımı götürmüş. Benim kızım Şaban'da ne arıyorum? Şaban benim kızımı getirsin. Teslime evli akrabası Şaban'a kaçtı. Bu adamın bir de karısı var. Var var. Üçü beraber mi yaşıyorlar? Beraber yaşıyorlar. Telefon etti Şaban. Her hata benim. 12 senedir konuşuyorsun dedi. 12 senedir mi? Madem 12 senedir konuşuyormuş da. Niye ötekinle evlenmiş? Kaçtıkları tahmin edilen Antalya Kaş'tan olay yaratacak canlı yayın. Kızım bana 3 aydır bir haber telefon etmedi. Ben bana kızı aramaya geldim. 3 aydır kan ağlayın. Gece gündüz aklımdan hiç gitmedi. Hiç. Şok gelişme ne? Şaban kızımı bana geri getir. Hiç mi insan değilsin sen? Hiç mi insanlık yok sende? Esra Erol'da. Ünal %60 zihinsel engeli olan, Basisi vallahi. Babası olan, 36 yaşında, iri yapılı, yani irice bir çocuk. Ama annenin iddiası yani aklı bir çocuğunkinden yani farklı değil. Engelli kayıp oğlu kaçtı mı, kaçırıldı mı? Bir tek 11 Nisan tarihinde İzmir'de bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Babasına. Onu İzmir'e kim götürür? Muhammed Aranoğlu diye bir çocuğundan kılıçlı giren var. Kayıp Ünal'ı arkadaşı Muhammed Avanoğlu kandırıp İzmir'e mi götürdü? İzler nerede birleşti? Büyük gelişme ne? Karım Hilal beni zinayla suçluyor. Başkalarına kaçan kendisi. Ben zina yapacak ne yaptım? Gecemi gündüzüme katıp ona bakmam mı, evime bakmam mı? 3 kere. Ben onu affetmem mi? Bu mu zina? Sosyal medya bağımlısı karısı evden kaçtı, aşk dolu videolar paylaştı. Kaçtığı adam boy boy resimlerini, videolarını paylaşıyor. Karıcığım, canım, bir tanem diye. Ben bunları görünce kalp krizi geçirecektim neredeyse. Artık tahammülüm kalmadı, yeter. Bir de beni ihanetle suçluyor. Ne yaptım ben ona? Hem kendisi ihanet etti, hem de zinayla suçladı. Onun peşinden koşmaktan yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bitsin. Bir an önce bitsin. Gel de bitsin. Boşanmak istiyorum artık. İbrahim'in ihanet dolu hikayesi Esra Erol'da. Eski kocam kadınları dolandırıyor.
Duygularıyla oynuyor. Bir kadının Türkiye'yi ayağa kaldıracak isyanı. Defalarca kez bana geldi, defalarca kez şans verdim, defalarca kez hem ona gitti hem bana geldi. Hem diğer kadını mağdur etmektedir hem beni mağdur etmektedir. Defalarca şans verdiği eski kocası İlker kadınları dolandırıyor. Senin tek derdin kadınları mağdur etmek, sadece paralarını yemek. Sen kimseyi sevemezsin, sende sevecek ne kalp var ne yürek var. Sende kalp olsaydı sen kızına babalık ederdin, beni hamileyken bırakıp gitmezdin, beni mağdur etmezdin. Sen hiçbir kadını sevemezsin, ancak paraları için hayatına girersin. Hamide'nin olay yaratacak hikayesi. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. Nefes aldık Cumhur Tepkar. Yalnız değilsiniz. Hadi yarim, bana ne de yarim, hasretinden öldürme beni. Hadi yarim, bana ne de yarim, sararıp soldum yeter üzme beni. Hadi yarim, bana ne de yarim, hasretinden öldürme beni. Hadi yarim, bana ne de yarim, sararıp soldum yeter üzme beni. Sararıp soldum yeter üzme beni. Hoş geldiniz, sevgiler, selamlar. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Eroğlu programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Ekranlarınızın başına ve stüdyoma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Güzel bir gün olması dileğiyle bugün programda önemli gelişmeler var. Biraz sonra başlayacağız o gelişmeleri aktarmaya ama yine konuklarım var. Çiçekleriyle çok teşekkür ederim. Nereden geliyoruz? Barış Manço Kültür Merkezi Kora Başkanıyım. Kora şefimiz Tarkan Öngen. Ay. Avcılar. Hoş geldiniz. Mesut Gülşen Kültür Müdürümüz. Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkanımızın selamlarını getirdik size. Aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum. Biz kora olarak gezmeyi çok seviyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Sağ olun. Tüm korom burada, ekibim korom olduğu mu? Gibi. Evet. Barış Manço, evet, Kültür Merkezi Koro ekibi burada. Evet. Bilseydim programı sizle açardım. Vallahi ya, gerçekten. Avcılar. Peki. Altta da bir Barış Manço müziği herhalde hazırlarız. Güzel çiçeklerinizi alıyorum. Çok teşekkür ederim. Aynı teşekkür koro ekibinden miyiz? Yok, değil. Bağımsızız. Çok teşekkür ediyorum. Saygıyla da yad ediyoruz. Vallahi eminim Türkiye'de yaşayan, onun eserlerini bilen herkes çocuklarına onun mirasını anlatıyordur. Ben gururla şunu söylemeliyim ki iki çocuğum da Barış Manço şarkılarıyla büyüdü. Büyümeye de devam ediyor. Hayatımıza, günümüze renk katmaya, hüzünlendirmeye ve düşündürmeye de devam ediyor. Nur içinde yatsın. Toprağı bol olsun. Sağ olun. Hoş gel. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Önce güzel çiçeklerinizi alayım. Nereden geliyoruz? Biz Almanya Hannover'den geliyoruz. Hannover'den. Size çok çok selam getirdim. Çikolatalar anladım. Tamam. Ne kadardır evliyiz? 1,5 senedir. 1,5 senedir. Nerede evet. buldunuz birbirinizi? Yani ikiniz de Almanya'da mı yoksa Türkiye-Almanya arası bir olay mı? İkimiz de Almanya'dan. Almanya'dan. Evet. Nasıl birbirinize? O denk gelme, rastlaşma çok kıymetli bir şey ya. Evet. Nasıl buldunuz birbirinizi? Biz nasıl bulduk birbirimizi? Biz arkadaş. Normalde bu cevabı erkekler verir değil mi? Bir arkadaşın... Görücü usulü, modern görücü usulü. Ya öyle diyebiliriz. Tebrik evet. ediyorum. Mutluluğunuz daim olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Hanım. Hoş geldiniz. Hoş yurt bulduk. Dışından mı? Almanya'dan Almanya'dan. Geliyoruz. Oh ne güzel. Biz iki arkadaş ekstra sizin için geldik. Sizi çok seviyoruz. Çok de. Her gün izliyor musunuz programı? Her gün. Kesintisiz. Kesintisiz. Peki program aralarında telefon trafiği dönüyor mu? Şöyle olmuş, böyle olmuş, şunu duydun mu? Yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Çok, yapıyoruz. Kritik çok önemli çünkü. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben buradan aileme, Sakarya'ya, Almanya'ya, bütün aileme ve arkadaşlarımıza... Selam göndermek istiyorum. Ben de sevgiler, saygılar iletiyorum. İkinizin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çiçekler için de sağ olun, var olun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni.
Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.